geldin. Hoş bulduk. Ne güzel anlattın beni ya. Anlattın valla. Valla ben bile hoş beni geldin. Seveceğim neredeyse. Aa, ya. Sen seni sevmiyor musun? Sen Koç burcu. Teşekkür ederim. İşte o da öyle yapıyor seni. Karşı taraf ya nasıl sevilmezsin sen falan desin diye dediğimiz cümleler bunlar ya. Koç burcu olarak Koç burcu olan tanırsın, birinin. Tanırsın. Kendisini ne kadar sevdiğini bilecek kapasitedeyim diye düşünüyorum. Ne kadar güzel bardaklar sevdim bunlar. Hoş çok geldin. Güzelmiş. Hoş bulduk. Nasılsın? Nihayet nasip ne kadar güzelsin gene. Enerjin ne kadar teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Seni ağırladığım için çok mutluyum. Çok uzun zamandır ederim. Bekliyorum. Çok da konuşuyorduk denk geldiğimizde ama sen çok yoğundun. Hakikaten öyle. Evet. Yani yalan değil program öncesi söylediklerim. Editörüm bir saat seni anlattı. Bir de böyleyim. Ya ben Emre'yi tanıyorum. Anlatmana gerek yok diyorum. Bakar mısınız bunlar yani daha bir kısmı. Yani diyorum ki Duygu program 30 dakika. Yani ne yapabilirim ben? Bu adam dolu dolu yaşadığıyız da 4 program yapalım. Ya ben beni tanınıyorsun sen. Benim çok fazla hobim yok. Ben hobilerim, işlerim. Dolayısıyla hobiye da çok zamanın elimden geldiğince onlarla vakit geçirdiğim için de böyle biraz kalabalık bir hayat oluyor. Yani ki bence çok da yüklenmediğin bir mesleğin var gibi geliyor bana. Yani işte iki meslek olunca evet. İki insan hayatı yaşıyorsun. Dolayısıyla tabii ki tek meslek olduğunda harcayacağın efor kadar ya da ne derler vakit ayıracağın vakit kadar vakit ayıramıyorsun. Evet. Ama ben bu durumdan çok memnunum, mutluyum. Çünkü birinden birini yapmazsam mutsuz olurum. Dolayısıyla da bir de yan şeyleri var biliyorsun işte dublajdı bilmem neydi evet. O şeyleri de seviyorum. Ya program bazen oluyor program sunuyorum falan evet. Çok seviyorum. Ya bunların içinde olmayı seviyorum. Tatili sevmiyorum. Ben 3 günden fazla tatil yapamıyorum. Mutsuz hissediyorum kendimi. Hiçbir işe yaramaz hissediyorum. Dolayısıyla hayatımdan memnunum. Zaten memnun olmalısın. Dolayısıyla anı çok birikiyor tabii. Çok. Bir de çok. Yani o da var. Bilmediğim ne kadar çok şey varmış. Ne muzurmuşsun. Ne demek o abinin baterisini? Aman canım onları da bilme artık yani. Ay bunu anlatır mısın? Yani 20 seneyi geçti sen benim hayatımdasın. Evet 20 seneyi Ceyda, geçti. Ceyda bir de öncesi var tabii bunun. Evet. Onu da bilmeyi ver artık. Ama çok canım. Eğlenceliymiş eğlenceli. Bir dakika yani. Şimdi çok kıymetli bir ailenin çocuğusun her şeyden önce. Eksik Allah olma, rahmet eylesin anneciğim babacığın. Evet. Yerlerinde rahat etsinler. Amin. Ama ben biliyorum evlat olarak da tüm sorumluluklarını yerine getirdin. Ve ikisiyle de o kadar zarif ve naif bir vedalaşma sürecin oldu ki bunu becerebilmek sana ne hissettiriyor özellikle bir baba olarak? Ben geçen gün düşündüm bunu. Ben çok rahatım. Değil mi? Çok rahatım. Etmelisin çok, de. Çok rahatım. İkisinin de çok fazla acı çekmeden sonsuzluğa uğurladığımız için bir kere çok rahatım. Evet. İkisiyle de son dönemlerinde çok fazlaca vakit geçirdiğim için elimden geleni yaptım onlara vakit ayırmak adına. Çünkü sonuç itibariyle hayatın bir döneminde onlar emekliliklerini yaşarken ben böyle çok yoğun bir hayat yaşıyordum. Dolayısıyla o zamanlar o kadar çok vakit ayıramıyorduk birbirimize. Ama iyi olduklarını her zaman şahidim. Yazları görüşüyorduk. Kışında vaktim oldukça gidiyordum ona. Çeşme'ye yerleşmişlerdi evet, biliyorsun. Evet çeşmedeydiler. Benim. Fakat ikisinin de son dönemlerinde yanlarındaydım. Ya da onlar benim yanımdaydı. Dolayısıyla da bu konuda çok içim rahat, huzurluyum. Çok büyük sıkıntılar çekmemelerini sağlamak için elimden geleni yaptım. Elimizden geldiğince başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla inşallah gittikleri yerlerde de, çok iyilerdir. Yani Allah sıralı veda versin tabii ki. Bu tabii. Çok kıymetli ama geride kalanlar için içinin rahat etmiş olması ki babanın cenaze gününde hani bir 5 dakika yanında gördüğüm, gözlemlediğim şey çok ferah, vedalaşmış. Ve evet. Ben buna çok seviyorum. Yani gidene de hakkıyla veda etmek, evet. Ahlanıp vahlanmadan, dövünmeden. İkisiyle de vedalaştım. Ne kıymetli İkisiyle bir şey. De vedalaşma imkanım oldu. Bir bu şükür. Herhalde beni çok evet. Huzurlu kılan. Çok dingindin mesela öyleyim. O gün. Çünkü hakikaten bunu yaşamak çok özel bir durum. Çok. Bazen şeye kaptırıyoruz kendimizi. O paniğe giriyoruz. O panik anında vedalaşmayı unutuyoruz. Bilmiyorum sonrasında buluşacak mıyız ama buluşacaksak da buluşana kadar, buluşamayacaksak da veda etmiş her oluyorsun. Her yerinde yani. Var onlar bence. Tabii yani o sonuç itibariyle burada çok oldukları kıymetli. Sürece. Çok güzel.